hökumətin adından qərar vermişdiniz, eləmi? Yoxsa bəyanat mı? Hökumət nə demək o zaman? Əgər baş nazir mənəmsa, mən tanıyıram. Və Kıbrıs'ın bizə göndərdiyi Rauf Tinktaş'ın bir təşəkkür məktubu var, mən oxudum, mən onu da verəcəyim. Təşəkkür məktubu kişisəl var. Rauf Tinktaş, bilmirsin, Naxçıvanla Kıbrıs o qədər birbirine yakın ki, konuşmaları da, dilləri də, şivələri də yakın, toprakları da yakın, üz ölçümü yakın, insanları yakın. Bir şey, iş birliği kurabilir. Bu kurulmadı sonra. Burada bir sual var. Bilmirəm, cavab verəcəksiniz, verməyəcəksiniz, amma belə bir Becan bəyin Fərəməz Novruzoğluna münasibəti Məhəmməd Məhəmməd bəyli. Xatırlayıram ki, elə Xuralda Fərəməz bəy onu çox tənqil edirdi. Yəni Fərəməz Allah verdiyinə mətbuatda. Mənim heç xəbərim yoxdur ki, tənqil edər bunu. Amma eləyib eləyibsə. Küfr eləməyibsə, bağışlayaram mən. Əgər bir tənqid yolunu bulubsa, eləyib. Buradakı suallardan da görünür ki, Fərəməzin münasibəti normaldır, en azından her halde soruşur. Eğer söhbət o Fərəməzdən gedirsə... Fərəməz Allah ver deyə. Şərurun icrabaşısı filan oldu. O ikinci yasamalı 26 evimiz var ya, bəli. O evimizin bir bahçesi var. Fərəməz o bahçede çok uzanıp yatır. Aa, sizin evde olur Fərəməz. Olup yok, geceler de orada yatır. Ha, deyilsiniz ki o Fərəməzdirsə olmamalıdır, ha? Hayır, olabilir, niye olmamalı? O da olabilir. Bir şey söyleyeyim sana. Hasan Həsənov var idi. Naxçıvanın baş prokuroru idi. Hə, Naxçıvanın baş prokuroru. Bəli. O Naxçıvanda bana karşı bir şey başlayandı. Onu hiç unutma konuşmasını. Dedi ki o zaman da böyle bir şey vardı. Türkiye'den yardımlar gelmişti. O yardımlar için kondisyon düzelttim ben. Televizyondan, Şərq Qapısı qəzetindən, sonra bir baş nazir, benim bir mavinim vardı bayağı, oydu, sonra yoldaşım, Zəminə xanım, bir grup çatırdı. Bu gelen şeyleri, şahit evlerine paylayın, götürün, orada şehit olun, onlara verin. Onunla ilgili Heydər Əliyev demişti ki, baş nazirin hayat yoldaşı bu işlerle uğraşır, gelir gelir, bir güllə gəlsə, dəysə, nə bilim olursa, şey demişti ki, burada oturanların, yani Naxçıvanda oturanların, Məclisdə oturanların, hamısı o evde Dəlinə xanım bir stakan çayını içir. Aslında o xalç cəbhəçili deyildi Həsən Həsən. Həsənin adı Hüseyindir, Hüseyin. Hüseyin. He, prokuror, Hüseyin. Çok farklı bir adam. Xalç cəbhəsinin üzvləri benden kenar gittiler. Ama o dedi ki, hepsini hamımız o evde çekip çay içirsen, çörek yeriz. Ben gülmüşüm bu tür şeyler. Böyle lazım, böyle yiyecekler. Bir de Fərəməz de niyeyse, kimse hoşuna gelsin diye ben tenkit edeyim. Böyle yiyecekler. Türkiye her sənayesinin, sənaye kompleksinde çok mühim vəzifesi olduğu bildirilir. Neydar olsun soruşur. Hatta iddialara göre bu vəzifeye strateji bir keşfi hesabına getirilir. Bu informasiya nə dərəcədə doğrudur? Cümləmi oxur musun? Türkiyə hərbi sənaye kompleksində... Türkiyədə hərbi sənaye kompleksi yox. Türk askeriyyəsində də belə deyil. Ordusunda. Evet. Mühüm vəzifəsi olduğu bildirilir. Mənim orada heç bir vəzifəm yoxdur. Ben araşdırmacıyım. İddialara görə bu vəzifəyə strateji bir kəşfi hesabına gətirilir. Bu informasiya nə dərəcədə doğrudur? Heç doğru bir şey yoxdur. Sir deyilsə kəşfi nədən ibarətdir? Deyilənlərə görə Becan bəy maddənin yeni aqregat halını tapıb. Bu məlumat nə dərəcədə doğrudur? O da cavab vermişdim. Hə. İnsanlar da belə bir şey olabilir. Hər şeyə yox dedi, amma niyə bir əskəri şofir var, əskəri aracı var? Belə düşünə bilir. Ben bir araşdırmacıyım. Benim araşdırma həm sivil, həm əskəri kanadını ilgiləndirir. Məsələn, yakıt pili dediğimiz bir şey var. Toplum element değerler, füze değerler böyle. Onun en çok kullanılan yeri uzay araçları. İHA'lar. Yani insansız hava araçları. Böyle. Bu askeri çok ilgilendiriyor. Benden de rica etmiştiler. Ben de o zaman Türkiye'de Vestel diyen bir firma var. O firmanın da başında duran sahibi askerlere demişti ki Azeri Hoca bu işlerle ilgilenir.
Ben de maddi desteğini sağlayalım. Bizim de eskerlere jestimiz bu olsun, hediyemiz bu olsun. Ben kendi evimi o zaman laboratuvar ilerledim. O şeyleri yapmalıyım işte. Sonra plazma ile uğraşıyorum ben. Plazma ciddi bir şeydi. Ama silah olarak değil, enerji olarak. Ben yaptığım araştırmaların çeşitli araştırmalar yaptım. Türkiye'de bazı şeyler doğru korunmamış, zamanında doğru korunmamış. Onlardan da biri buydu. Mesela Sovyetler Birliği'nde askerlerin ciddi laboratuvarları olur. Başında generalı duran olur. Araştırmalar var. Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı'nın araştırması var ama bu informasyon karakteri taşıyor. Yani üniversitelere değil ki bunu yapın. Üniversitelere sifariş veriyor. AGİT mi? AGİT yoksa Nesebi ARGE diyorlar. ARGE buyur. Ama ben biraz ona dedim ki çok da doğru şeyler yapmışsınız. Çünkü üniversitede değersen mesela örneğin diyelim sen bir Kalaşnikov ya. O da en iyi Kalaşnikov sana yapar ve 10 metre uzunluğunda. Navlu ne kadar uzunsa o kadar iyi olur. Senin içine gelir mi? Yok. Ama askerlerle bir yerde çalışmanız lazım. Bir şey yapacaksınız askerler. Strateji mesele diyen herkes silah düşünür, bomba düşünür. Değil. En önemli strateji enerjidir. Enerjin varsa bir yere gideceksin, yoksa gitmeyeceksin. Kıbrıs hareketinde birdenbire yağ vermediler. Tayyarlar uçma. Sadece yağa göre, benzine göre. Geliştirdiğin ne varsa. Yani önemli şey olur. Mesela ben bir şey diyeyim. Genelkurmay ikinci başkanın başkanlığında cil başkanları deyilen bir şey var. O dairelere verirler böyle. Uzun müddet her üç aydan bir ben briefing veriyorum. Yaşırlar, dinleyirler. O briefing vermek mesela örneğin ben lazerci değilim. Ama lazerle ilgili oturarsan, hazırlaşarsan bir bilgi verirsen. Değilsen ki bak bu lazer sivil amaçlı burada kullanılır. Lazer budur. Asker amaçlı burada kullanılır. Tayyareler inecek, dumanda inemirler. Örneğin sizin eğer burada bir şeyiniz varsa onu kullanırsınız tayyarelerin doğru inmesi için. İsteyen istifade eder, isteyen edemez. Askerin içine gelirse istifade eder, gelmezse istifade edemez. Niye ben devreye çıkardım? Çünkü herhalde görünür bazı şeyler daha hoş geldi. Yaptığım şeylerin sonucu oluyordu. Çünkü ben aslında ciddi şekilde bütün Azerbaycan'da ben tanınan oldum. Eksperimente atarım. Yani eksperiment aparan birisi. Beni sayalım. Rusya'da bile sayalım. Mesela Grozny İnstitut vardı. Ya o zamanlar Moskova'da şey vardı. İsmini unuttum. Bizimle beraber çalışırlar. Olan her biri Beycan gelende saygıyla yaşarlar. Yani buradaki layihelerimizi değerlendirirler, kıymetlendirirler. Bir şeyi yapırsansa, doğru yapırsansa ve o sonucu görürlerse ondan sonra seni değerlendirirler. Ben 18 sene lojman değiller bana, askere lojman verdiler bana. Ben Azerbaycan'dan gelen satı vermediler ki. Ben Gazi Üniversitesi'nde hocaydım. Yaptığım projelere göre görürler. Canlı gönülden bir proje yaparsan, ortaya bir şey koyarsansa insanlar böyle düşünüyor. Askerde çalışırsa demek bu muhakkak strateji bir şey yaptı, bir bomba yaptı. Yok öyle bir şey. Yaptığınız şey neyse, memlekete, askere faydası varsa. Türkiye'de yeni bir dönem mi başlıyor? Türkiye o klasik NATO ülkesidir. Ama Rusya'yla çok yakınlaşma dönemi gelir. Bu bir değişiklik mi olur? Onu soruşmak istedim. Türkiye ordusunun strateji hedefleri mi değişir? Şöyle bir şey var. O tür, o ciddi bir araştırma konusudur. Stratejistler, onu stratejist değiller. O adamlar bilir. Ama bir müşahiyetçi olarak ben böyle bilirim. Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşması normal. Rusya'da Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Türk Cumhuriyetleri Rusya'yla beraber hareket edilir. Türkiye eğer kardeş değilse Azerbaycan'a, Çeyla'dır, Özbekistan, Türkmenistan, o zaman kardeşleriyle bir yerde olmasında bir şüphe yok. Ama tamamen oradan ayrı dura geldi demek istemiyorum. Ben
sebepkar olduğum bir şeyi söylemiştir. Mesela ben bir toplantıda en önemli yer dedim ki, Türkiye merkez olmak şartıyla Türk Cumhuriyeti'ne bir araştırma merkezi kursun. İsterseniz, yok, Türkiye'de öyle bir Türk Cumhuriyetlerine bağlı ciddi araştırma merkezleri yok. O zaman Mehmet Süleyman Demirel... 500 yılda Üzü Garb'a doğru gelen bir Türkiye var. Üzün gene Garb'a doğru geldi. Üzün Garb'a gitmesi bir teknoloji geliştirmeye mani olmaz. Eksine. Türkiye ortada bir yerdi. Amerika'nın da teknolojisinden, Avrupa'nın da teknolojisinden, Rusya'nın da teknolojisinden kaydırılabilir. Rusya'nın yapını atmıyor teknoloji konusunda. Çok önemli teknolojisi var. İleri teknoloji. Mesela benim çok ciddi çalıştığım bir konuyu söyleyeyim. Plazma. Plazmanı Amerikalılar buldu. Ama Ruslar geliştirdi. En çok da Ukrayna geliştirdi. Paton var Ukrayna Bilimler Akademisi'nin başında. Onun öne alanı buydu plazma. Plazma deyip böyle geçme. Maddenin berk, maye, gasalı var ya, bütün dünyamızda böylece. O kainatın %1'idir. %99'u plazma alanında. Allah Allah. Allah Allah dersin. Bu keşif olursa tamam, başka bir dünya olur ki o zaman. Plazma olmasa hayat olmaz. Plazmanın varlığı, hayatın varlığı demek. Nereden çıkar bu? Eğer güneş plazmaysa, güneş olmasa hayat olmaz. Şimdi alanına bakarsınız, plazmanın kullanım alanına bakarsınız. Amerikalılar bunu Irving diyen birisi. Ama Ruslar geliştirir, Ukrayna daha çok geliştirir. Onun asker alanını demiyor, o sivilden eğer danışırsa. Tıp alanında en çok kullanılır. Friedman var Amerika'da, işin başında duran. Bu saati Amerika'da 11 departmanında kanser önleme için kullanılır. Tıp alanında çok geniş kullanılır. Enerji alanında, metaloji alanında, sanayinin, uzayda mesela, siz eğer uzaya bir tane Sputnik deriz biz Rusların diline, Sputnik attığınızsa orada oksijen yok. Onun hareketine ihtiyacınız var. Onu plazmaya saklıyorsunuz. Niye Ruslar öne geçti? Çünkü Ruslar Amerikalılardan daha önce uzaya gittiler ve problemleri gördüler. Sen ilk Gagarin gelende 40 kilometre yere mesafe kalanda konuşamamıştır, elavi kesilmiş. Sonra keşfede hiç plazma olur bir şey. Üzerine gittiler. Evet. Yani Türkiye'de indi o sahede gelir. Yani Türkiye'de ciddi şekilde gelir, enerji alanında gelir. Televizyona kayıtmayı düşünmüşsünüz mü? Öyle bir sual da var. Yoksa daha artık Türkiye'liz. Ben buna çok şey derim böyle. Hatta ya vatan filan. Bilir misin? Bizim ailede bir şey bile bir söz var. Vatan üstünde gezdiğim toprak değil. Vatan içinde gezdirdiğim toprak. Azerbaycan'a dönsem ne olur, dönmesem ne olur? İçimde gezdirdiğim Azerbaycan'da değil. Evet. Ben burada ben şu daha şerait varsa çalışabilirim sen, bir şey de yapabilirim sen. Burada ben hoştum. Ailem gelir. Oğlum gelir, kızım gelir, herkes gelir. Bir de teknolojiyle gelişti ki mesela telefonlar var, yoksa telefonla konuşsun herkesle, görürsün. Azerbaycan'a bir sözümüz, silahtaşlarımıza, eski silahtaşlarımıza bir mesajımız var mı? Azerbaycan'da tek istediğim şey Karabağ çözülürse Azerbaycan rahatlar. O çözümün de bir tek yolu var, o da birlik. Nice birleşirler. İktidar muhalefetten küssün. Muhalefet iktidardan küssün. Bununla bir işim olmaz. Bağışlamayı bilmelidirler. Bağışlamayı başarmalısın. Türkiye'de bir söz var. Bağıştan büyüktür. Böyleyi saklasınlar. Bir birer gelsinler. Karabağ çözsünler. Çözülen bir şey. Çözülmeyen değil. Bir, bazen burada eşitirim. Bazı Azerbaycan'da gelen de burada benden görüşür bir şeyler değiller. Yok çözülmez. Yok böyle bir şey. İsterseniz elde edersiniz. En son birini deyim. Ve bununla da bitireyim. Benim kaynanam tarafından bir şey deyilmişti. Deyir ki, elini at, toprak götür. Can gönülden inan. Benim elimdeki toprak altındı, kızıldı. Baştan kızıldılar. Bu inanmaya yeter. Bir millet inanmalıdır.
ben giderim toprağımı alırım. Gidersen de alırsın. Bunun yollarını düşünürsünüz. Yoksa bütün günü gazetelere baksın. Karabağ mühendi, Karabağ mühendi. Sözün doğru. Mukavmat okurlar. Canım Karabağ, gözüm Karabağ. Teşekkürler. Sağ olun. Ben Azerbaycan'ın geleceğinde yeni teknolojilerin önemi görürüm. Çok büyük ihtiyaç olacak. Aslında evet, bu gördüğünüz laboratuvar genellikle plazma teknolojilerinin enerji dalında kullanılmasıyla ilgili bir laboratuvar. Ve Türkiye'de yaptığım dördüncü laboratuvar bunu diyebilirim. O laboratuvarlara amaçlar da farklı, görevler de farklı, yerler de farklı. Bu Enerji Bakanlığı'yla ilgili bir laboratuvardı. Bu laboratuvarda 40'a yakın genç araştırmacılar çalışır. O bir laboratuvarda çok az. Aslında plazma biraz ilginç bir sahaydı. Ben Azerbaycan'da plazma ile ilgili bir eğitim almamıştım. Ben Azerbaycan Politeknik Üniversitesi'nde mekanika bölümünü bitirmiş birisiyim. Ama doktora işler, çalışmaları, yani hepsi teplofizika üzere genellikle maddeler üzere. Ama dünyada bir tendansiye vardı. Bir de beni maddenin halları çok ilgilendi. Berk halı, mayi halı, sıvı halı. Bir de bir gaz halı var. Plazma halı var. Biraz okudukça gördüm ki plazma bizim kainatımızın %99'unu teşkil ediyor. Yerde kalan berk, maye, gaz %1'ini teşkil ediyor. Bu %99'u teşkil eden plazma çok ilgimi çekti. Ve o zaman bununla ilgili kitaplara dünyada neler yapılır? Böyle bir araştırmaya girdim. Çok ilgimi çekti. Biraz da farklı olan bir adamım. Bununla ilgili tecrübeler koydum, eksperimentler koydum, deneyler koydum.
size gösterebiliriz şu anda. 20'ye yakın patentimiz oldu. Ve bizi yavaş yavaş kabul edildiler. Herkes gibi de. İlk defa dünyada yakıt pilleri hakkında konuşmuştum. Plazma yakıt pilini biz geliştirdik. Ya plazma tamamen farklı bir şeydi. Kullanım alanlarına bakarsınız sen. Türkiye'nin iki tane tayyaresini düşürdüler. İkisini de plazmayla düşürdüler. Artık o zaman bitti. Kalaşnikov'la, tankla, topla vurasınız. Yok. Yani buradan okur. Buradan okur. Plazma oluşturarsınızsa orada olan bir topluyordu uçakın elçi düşer, hareket edebiliriz. Eski alanda çok geniş. Bunu diyecek yoksa. Bir de bir tip cihazı var, onu gösterelim şimdi size. Bir yerse İbrahim Bey çalıştırsın, göstersin. O kansız ameliyat yapmak için bir cihaz. İnsanın kalbinde, gözünde, bedeninde bir ameliyat yapacaklarsa plazma yöntemi günümüzde çok önemli taşıyor. Lazerin daha bir başka formasında. Lazeri sintetik yaratarsınız. Plazma doğada vardır, güneş değil. Yıldızlar, ayet. Yani her şeyi plazma. Evet, böyle. İndirimli adımlar plazma. Bu sorusuz bir şey. İşte yani bu şey yok ki cevabı. Sorusuz bir enerji kaynağı. Biz böyle düşünüyoruz. Mesela Almanlar, dünyada en önemli projelerden biri, güneşin yerde modelini bulmak. Ve Avrupa Birliği bununla ilgili çok büyük bir proje başlattı. Maalesef Türkiye ona üye olmadı. Sonralar gündeme biz getirdik. İTE projesi dediler. Şimdi bu saatte Almanlar gazetelerde manşet atıldı. Güneşin yerde modelini buldular. Bu ne demekti? Plazmayla enerji alırsınızsa orada 100 milyon derecelik bir sıcaklığın üzerine çıkarsınız. 100 milyon derece. İndiye kadar o yüksek sıcaklığı, o yüksek temperatür böyle diyelim. Isını ne diyersin sen diyeyim. Kontrol altına alamadılar. Şimdi kontrol altına aldım. Alnı nereye verilmişse bir dakika. Bir dakika çok sonsuz bir şey. Çok iyi bir şey. Eğer ilk defa tapanca sadece 2 metre ise, bugün 200 metre adam öldürebilirse, yani her şeyi geliştirebilirsiniz. Bu enerji dalında. Yani bir de bu enerji bir kaynağına ihtiyacınız. Bu kaynağı... Geleceğin hakimiyeti plazmayla sizin diyelim. Buradan kesin bakılır. Dünya ile kesin bakılır. Bir de bunun kaynağı ne? Plazma neden? Hidrojenin helyuma dönüşmesidir. Hidrojen olmamış. Eğer bir 3 metreküp bir sahede hidrojen oluşturabilirseniz çok da büyük bir şeydir. O da olur. Siz orada onu alabilirsiniz. Hatta yavaş yavaş üniversitelerin içerisinde tokamak değiller aslında. İnternete girip tokamak yazsanız görersiniz. Küçük tokamaklar kurmaya başladı. Bunu ilk Ruslar başladı biliyor musunuz? Hidrojen bombasının patlamasıyla ortaya çıkan enerjinin plazma olduğunu gördüler ve Rusya 1955 yılında Amerika, Japonya bir araya geldiler. Uzun müddet bazı yanlışlıklarla ya bundan bir şey çıkmaz diye ama son zamanlar ha bu doğru bir şeydi. O yanlışlık da neydi? Plazma eğer maddenin bir halıysa ona da aynı gözle bakacaksın. Evveller plazmaya da gaz gibi baktılar. Gazın bir şeyiydi mesela. Talebelere indiğe kadar derslerinde böyle verildi. Plazma kısmen veya tamamen iyonlaşmış gazdır. Gaz sözünü demeyen her şey yanlış değildir. Yani yanlış olmuş. Yanlış olmuş. Onlar aslında plazma gaz değil. Gaz değil. Elektrik geçidir. Gazdan tamamen farklı bir haldi. Ondan sonra modellenmeni de farklı bir modellenme oldu. Plazma ile ilgili ki bu gelişmeye gelecek. Son zamanlarda İtalya'daki konferansta ben bunu gördüm. Friedman diye birisi var. Friedman da San Petersburg'da okumuş. Orada 10. sınıf bitirmiş ama sonra da Amerika'ya gelmiş bile. Cilt kanserini önlemek ve 11 klinikada izin aldı Amerika'da. Bir neşe bundan önce. Çok da başarıya ulaştı. Sonra iç hastalıkları diyabette çok kullanılan bir şeydi. Tıpta yani çok gelir. En kullanılan olanı uzay sistemleriydi. Otomatik sanayisiydi. Tekstilde ve bir örneğini ver mesela. Bunu İtalya'da gördüm. Bir tekstilde en önemli şey boya, renk. Renk pahalıymış.
bir parçanın üzerine bir renk koyacaksınızsa onu ne bileyim bir neçe defa yıkayla, tuzuna, sodayla filan böyle bir şey gelir. Ama plazmanın bulantı hiçbirine ihtiyacı yok. İstediğiniz berrak rengi verebilirsiniz. Yani hayatımızın her tarafına geçen bir şey. Bizim laboratuvarda bir neçe şey göreceksiniz. Mesela eğer bunu kent tesadüfatında kullanırsınızsa bir bitkiye plazma suyu verin. Yani suyu plazmadan geçirin. Suyu plazmadan geçen de ozon olur onun içerisinde. O zaman en kısa sürede burada her biri göreceksiniz gözlerinde, tarihinde. Bir hafta içerisinde 2-3 defa normal sudaki bitkilerden daha hızlı büyüyor. Daha böyle büyük sonuçlar elde ederiz. Geniş hafta. İnsanların plazma suyunu suyun yani plazmadan içeceği elde ettiği suyla yıkanırlarsa gençleşme kimi bir şey var. Şimdi ozon hakkında literatürde okuyun. İnternete gibi ozon nerede? Görersiniz ozon nerede. Plazmadıysa havanı ozonlaştırıp alabilirsiniz. Sputnik attığınız bir pH attınız orada kalacaktır. Onun muhakkak motoru, son motor plazma var. Başka bir motor olmaz. İki, bir şeyi de düşünün. Eğer yukarıda bir kosmonotunuz varsa o su içecek mi? Yıkanacak mı? Çünkü bir orada kalır. O suyu neden alacaksınız? Bir yıllık bir suya ihtiyacınız var. Plazma ile o suyu temizleyebilirsiniz. Yani. Önemler o kadar. Önemli bir şey plazma hayatımızın her tarafında. Ve en sonunda plazma motorlu arabalar yapılmaya başladı. Bu şu anda gizli tutuluyor. Onu resmini size göstereyim. Plazmada amaç neydi? Siz her bir şeyi eğer plazmaya maddenin dördüncü halıdırsa o demek ki her bir maddeni plazma haline getirebilirsiniz. Şimdi biz şu anda bizim laboratuvarımızda suyu göreceksiniz plazma haline getirebilirsiniz. O zaman eğer motor plazma motoruysa siz suyu plazma haline getirebilir motoru çalıştırabilirsiniz. Yani bu bakımdan diyelim gelecekte düşünmeyin ki benzin ne kadar motor var aradan varsa benzine ihtiyaç var. Hayır yok öyle bir şey. Yani zaten son zamanlarda, son 2 yıldır arabaların ya hidrojenle, yani yakıtla çalışacağı veya elektrikle çalışacağı, bu çarpışma gelir. Mesela Japonya yakıtla çalışmalı öne sürür, Avrupa hayır, aküyle çalışmalı, yani elektrikli motorları öne sürür. Aslında Amerika hala sakin bir şeyde, Hans'ın desteklediği noktaya çok ciddi şekilde koyulur, her ikisini de çalıştırır. Rusya görünür ki yakıt pilinden çok Çin'le beraber elektrikli arabalar üzerine geçmeyi düşünüyor. Görünür, o da kesin bir şey yoktu. Türkiye'de ortalıkta, hiçbirinde. Mesela yakıt pilinin öncülüğü bizi sayarız. Bizim çünkü başka laboratuvarımızda çok gelişti. Ama hala bir şey yok ortada. O bakımdan diyelim ki Azerbaycan da bu işe katışırsa geleceğin enerjisi nerede? Geleceğin teknolojisi nerede? Yani Azerbaycan zaman bitirmemeli. Bitirmemeli. Teknolojiler var. Bu cür teknolojiler bitirmemeli. Dehşe Türkiye'den Azerbaycan demiyorum. Dünyanın geleceğinde yeni nesil teknolojiler dediğimiz son ürün teknolojiler çok önem taşıyacak. Bunun için de aslında bilim adamlarının bir havası var. Bir araya gelme. Bilim merkez kurumu ama büyük bu işe tekan verilecek güveler, siyasiler de. Örneğin Azerbaycan ile Türkiye bir Azerbaycan-Türkiye merkezi, araştırma merkezi, teknoloji merkezi kurabilir. Ve her iki hükümet belirli plan çerçevesinde ben bunu isteyeyim diyebilir. Azerbaycan'da yeterince zamanında bilim adamları vardı. Şu anda bilmiyorum, doğrudan bilmiyorum. Mesela Sovyetler Birliği zamanında Gorki Avtomobil Zavodu vardı. Gorki Avtomobil Zavodu arşivlere girip bakabilirdi. En önemli araştırmasını Azerbaycan Politeknik Üniversitesi'ne vermişti. Ben o üniversitede çalışıyordum. O zaman laborant üniversitede. O bölümde, sonra ayrı bir bölümde. Türkiye'nin de bugüne kadar motor yok. İşitirsiniz televizyonda zaman zaman Tayyip Bey, yani Cumhurbaşkanı, ya bizi bir motoru yapın diye. Aynı dert Azerbaycan'da da var. Orada da milli motorumuz yok. Ben motoru örnek verdim ama siyasiler beğendi.
bugünkü günde neye ihtiyaç var? Burada hiç neye bakmadan, bu muhalifti, bu iktidardı, bu Türk'tü, bu Azer'di, hiç ayrım yapmadan, ciddi şekilde bir 3 kişi, 5 kişi bir konuyla ilgili hadisende yani çalışan insanlarla ilgili bir araya gelip bir merkez kurdurabilir ve plan dahilinde harekete gelmeliler. Geleceğimiz buna bakalım. Petrolün fiyatının nasıl, parasının nasıl değiştiğini görürsünüz. Sabit bir şey değil. Ama otomobil sanayisi, uzay sanayisi her defa maddi cihetten gününü artırarak devam ediyor azalması. Son bir şey de söyleyeyim. Bu laboratuvarın esas önemi enerji dalında da ama temiz enerjiler dalında. Bu laboratuvarın bir kısmında da kömür bütün dünyada biliyorsunuz çok kirli bir enerji sahibi. Ama o kadar saf ve temiz bir enerji alırız ki plazma yöntemiyle tam farklı bir şeyler. Yani bilim adamı olarak böyle mi değilsiniz? Türkiye'de Azerbaycan'ın bilim adamları milli motor biraz da değiller. %100 alabilirler. Örnekler de var. Bizim burada çalışmalarımız, ben size bir yazı veririm, onu koyarsınız, o zaman görürsünüz. Hatta Türkiye'nin, bu bir şeyleri diyebilir, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın yazısı var. Bu şeyleri geliştir. Çok istiyor Türkiye bunu. Azerbaycan da buna ihtiyacı var. Potansiyeli var, her köşenin potansiyeli var. Yanlarına başka cumhuriyetler de alabilirler, Türk cumhuriyetler de alabilirler. O da Nakhçıvan'da, Kıbrıs'ta. Nasıl Nakhçıvan'da bildiğim kadarıyla. Değil siz, Tuğla'nı teknolojide bulabilir. Bir şeyle kurmanız lazım yani, buradan kaçacak bir şey yok. Burada kurmanız lazım. Bu milliyetçi kafayla, milliyetçi düşünceyle değil mi? Aslında demokratik düşünceyle değil. Almanya'ya bakarsınız, ne kadar araba fabrikası var? Yüzler. Mercedes'ten, BMW'sinden, iş ürünlerinden, her şey son zamanlarda, Sovyetler Birliği zamanında bir araba bırakmadı Ukrayna'da, onun da var. Ama bizde de bir zamanlar, ben Gence'de, aspirantör olarak kurduğum zamanlar, Gence'de bir fabrika kuruldu, motor yapılacaktı, araba yapılacaktı. O durdurum da her şey. Yeniden başlanabilir, çok büyük de paralara ihtiyaç yok şimdi. Ben Azerbaycan'ın geleceğinde yeni teknolojilerin önemini görüyorum. Çok büyük ihtiyaç olacak. Ona başlamaları lazım. Bizce başlayanlarsa daha faydalı olur. Avrupa'ya çıkmak Türkiye üzerinden daha kolay olur bir şey. Ve Türkiye'de Azerbaycan üzerinden Rusya, Ukrayna, Doğu Kıbrıs'a çıkmak şansı çok büyük olur. Ben diyeceğim bu kadar.